Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte takıldığı ekranı dokunmatik hale getiren Airbar'ı inceliyoruz. Ürün biraz eski bir ürün arkadaşlar, ancak ciddi bir indirime girmiş. Aldığımız yerde 500 liradan 99 liralara kadar gerilemiş, alıp şöyle kurcalamak istedik. Önünde iki tane farklı bilgisayar var gördüğünüz gibi, bir de bunu masaüstü bilgisayarda deneyeceğiz. Ama önce gelin hızlıca bunu ana bilgisayarımıza bağlayalım. Ürünün arkasında şöyle iki tane mıknatıslar yer alıyor, bir tane de bu tarafında var. Bunu alıyorsunuz, bu 15.6 inçlik bir Airbar. Bunu şöyle laptopunuzun ekranına tam olarak hizalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mıknatıslar burayı yapıştı arkadaşlar. Airbar'ı kullanmadığımız zaman çıkartıp laptopumuzun kapağını kapatıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi artık Airbar otomatik olarak her seferinde buraya oturacak. Bilgisayarın altında çok da şık durduğunu söyleyebilirim. Artık yapmanız gereken tek şey bu Airbar'ın yanındaki kısacık USB kablosundan bilgisayarınızdan güç almak arkadaşlar. İlla kullanacağınız ekrana bağlamanız lazım. Gücü başka yerden alayım ama bu ekrana takayım ve bu ekran dokunmatik olsun diye bir şey yok. Ve artık bu ekran dokunmatik arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bildiğiniz dokunmatik. Şuradan geleyim, şöyle tıklayayım. Ekranda şöyle rahat rahat kaydırabiliyorum. İki parmakla zoom yapabiliyorum. Bir de haritalara geldiğiniz zaman döndürebiliyoruz deniyor ama ben döndürmeyi beceremedim. Bir daha deneyeyim. Google'ın haritalarında dönen herhangi bir şey yok. Bayağı yanlış yerlere tıklatabiliyor bu arada. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Dokunmatiği gayet düzgün çalışıyor. Gördüğünüz gibi YouTube'da mesela açalım bir tane video. Çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde YouTube'da da ya da web sitelerinde rahat rahat dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi webtekno.com'a girdim. Şimdi çok az isterseniz çalışma prensibinden bahsedeyim sizlere. Tak ve çalıştır mantığında çalışıyor. Yani herhangi bir driver vesaire yüklememize gerek yok ki zaten bilgisayarı yüklememiştik. Direkt taktık ve otomatik olarak her hareketi yapabiliyoruz, yapabileceğimiz hareketleri. Çalışma prensibi de şöyle. Şurada ZForce denilen bir teknoloji kullanmışlar. Şurada kızılötesi ledler var arkadaşlar aletin üst kısmında. Bu ekrana böyle ışık hüzmeleri gönderiyor. Ekranda bizim hem dokunmamızı hem üzerinde gezinmemizi algılıyor. Yapabileceği hareketler yaklaşma, uzaklaşma. Tıklamayı yapabiliyoruz. Döndürmeyi yapamıyoruz. En azından haritalarda gördüğüm kadarıyla yapılmıyor ama yapılan videolar da var. Ben beceremedim. Bir de zaten doğal olarak şöyle aşağıdan yukarıya kaydırma işlemlerini yapabiliyoruz. Çizim sitesi açalım. Şöyle istediğim gibi çizimlerimi yapabiliyorum ya da notlarımı alabilirim. Şöyle azıcık bir gecikme var. Bunu böyle hop burun yapalım şöyle olmadı. Öyle bir telefon kadar çılgın bir dokunmatik deneyimi sunmuyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Windows 10 birlikte çalışıyor sadece. Kendi web sitelerinde söylediği bu. Mac için farklı bir boyut almanız lazım. Çünkü sadece MacBook Air'larda çalışıyor. Sizin Air'ınızın boyutuna göre o versiyonunu almanız lazım. Bu 15.6 inç zaten köşesinde yazıyor. Şunu da hemen göstereyim. Bayağı ilginç bir şey arkadaşlar. Airbar koymuşlar ismini. Hakikaten de havada çalışıyor. Havada durabiliyor. Şahitleri var. Bak istediğim tarafa çevireyim. Kullanabilirim. Hop bakın size show yapayım hatta. Hop 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 hop. Ama tabii ki de havada olduğu zaman mouse'la bir yere tıklamak imkansız hale geliyor. Web sayfasında biraz daha iyi kullanabiliyorsun. Ama tabii ki de hiçbir şekilde stabil çalışmıyor. En güzeli şuradayken kullanmak. Buradayken çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 15.6 inçlik bir laptopunuz vardır. Ancak şu alt tarafındaki çerçeve kalınlığını, şu bizim Asus yazan yer var ya, oranın minimum 22 mm olması lazım. Onun altındakilerde bu buraya oturmuyormuş. Şimdi gelin isterseniz uyumlu olmayan bir bilgisayarda bir de bakalım neler olacak. Şimdi önümde bir tane MacBook var. Dediğim gibi sadece MacBook Air'larla çalıştığı yazıyor web sitesi üzerinde. Ancak biz bunu MacBook Pro ile deneyelim. Bakalım Pro'su olup da alan insan bunu çalıştırabilecek mi ya da neler olacak. MacBook Pro'da gördüğünüz gibi buraya sığmıyor arkadaşlar. Şu alt taraftaki şeyler yok oldu otomatikman. Görebiliyorsunuz. Zaten boyut olarak da şurada iki tane beyaz çentik var. Ekran boyutundan fazla arkadaşlar. Şu an taktık. Bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi normalde Windows bilgisayarda şöyle parmağımı aşağı yukarı kaydırdığım zaman sayfa aşağı yukarıya kayıyordu. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfayı böyle seçmeye çalışıyor. Zoomluk da bir olayımız yok. Tıklama çalışıyor. Onda herhangi bir sorun yok. Evet çizimde herhangi bir sıkıntımız yok. Burada zoom var mı? Var. Ama bunda zoom var mı? Yok. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Adamlar da zaten web sitesinde bunu belirtmişler. MacBook Air ile çalışıyorum ben diye. Şimdi son olarak bir tane masaüstü bilgisayar buraya koyalım. Monitörünü koyalım en azından. Bir de ona bağlayalım. Onda neler olacak görelim. Sonra da çıkışa doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi ben buradayım. Gözüküyor muyum bilmiyorum ama merhabalar. Şimdi onu bilgisayara bağlayacağız dedik. Dayanamadık gittik. Bilgisayarı bir tane televizyona bağladık. Airbar'ı da en alt köşesine koyduk. Sistem de şöyle çalışıyor. Böyle büyük bir monitöre taktığın zaman kocaman televizyonu alıyor. Burada sanki 15.6 inçlik bir ekran varmış gibi 15.6 inçlik ekranın içine yerleştiriyor. Bar'ın en altındaki bir düğmeye bastığınız zaman sol en altında sanki kocaman televizyonu sol en altında bir şey basmış gibi oluyorsunuz. Tak gibi şurada mesela başlat butonu var. Buraya dokunuyorum ve başlat butonu açılıyor. Artık tamamen bunu televizyonda kullanabilirsiniz ama tahmin yürütmeniz lazım. Nereye tıklayacaksın, ne yapacaksın?
İşte zoom yapma. Gördüğünüz gibi saçma bir yere dokunduğum için gitti. Evet, neler oluyor? Diyelim tam ekran yapacağım. Şuraya tıklamam lazım. Tahmin ediyorum. Biraz aşağıda. Evet. Tıklayarak başardım. Bu sayfayı biraz aşağı kaydıracağım. Birazcık da zoom yapmak istiyorum. Sayfayı bir küçültmeye çalışayım bakayım. Diyelim şurada bitiyor. Olmadı, oldu. Neyse, bunu bu şekilde kullanması çok zor arkadaşlar. Yani illaki 15.6 inçlik bir monitörünüz olması lazım diyelim ve gelin masamıza geriye dönelim. Evet, Airbar'ın her türlü olayına baktığımıza göre bir sürü farklı yerde denedik arkadaşlar. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, nasıl oluyor, ne bitiyor diye gördük. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, biz ürünü 99 TL gibi bir fiyata aldık. Ciddi bir indirime girmiş. Alınır mı, alınmaz mı sorusu bana kalırsa benim günlük hayatta kullanacağım bir şey değil arkadaşlar. Çok işlevsel olduğunu, çok güzel çalıştığını söyleyemem. Ama hani bir sunum yapıyorsunuzdur. Bir yerde böyle ekrana dokunma ihtiyacınız vardır. Zoom yapma ihtiyacınız vardır. O zaman alınabilir. Ama onun dışında ürün biraz fantezi ürünü arkadaşlar. Burası ne? Son lafımı da söylediğime göre artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi takılan ekranları dokunmatik hale getiren Airbar'ı inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir de şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.